Salviye'nin Galya'daki gezileri başlayalı 2 yılı bulmuştu. Ayşısle ve askerleriyle, Hunlar ve Alanlarla ülkenin yaklaşık 4 bir köşesini adım adım dolaşmıştı. Sonunda Vizigotların başkenti Tolosa geldi. Burası, tahkim edilip askeri bir Got ordugahına dönüştürülmüş 15 bin nüfuslu orta boyda bir Galya şehriydi. Gotların çoğunluğu postlardan ve kürklerden yapılmış elbiseler giyiniyorlardı. Saçları itinalı bir şekilde tereyağlanarak taranmıştı. Romalı. Ertesi sabah elçilerin ve önemli delegelerin kabul edildiği saatte kralın sarayına gitti. Taht salonunun kapısı postlar giyinmiş dev yapılı savaşçılar tarafından korunuyordu. Salviyen uzun süre beklemedi. Kral Theodoric onu yanına çok sayıdaki subayıyla birlikte kabul etti. Sangiban'la aralarındaki fark onun tıraşlı olması, sert ve cesur görüntüsüydü. Theodoric Salviyen'i dinledikten sonra ona dedi ki, bizim eski kraliçemiz ve halen sizin kral naibiniz Galla Placidia'dan çok şey bekliyoruz ve ümitliyiz. Görevinizde size yardımcı olacağız. Sonra ertesi gün için Romalı subayı kendisiyle yemeğe davet etti. Kraliyet yemeği zengin bir şehirlinin sofrasından farklı değildi. Masaya kırmızı bir örtü örtülmüştü. Yemek takımları son derecede basitti. Çeşitli yemekler ise iyi hazırlanmıştı. Theodoric az içki içiyordu, fazla da kadeh kaldırıp konuşmadı. Ama yemek süresince ciddi sohbetler yapmayı seven bir kişi olduğu ortaya çıktı. İtalyus Hunların çok iyi bir dostu ama bu Roma İmparatorluğu için tehlikeli. Hunlar Ostrogotları boyunduruk altına alınca kralları Oros Han ve Attila'nın adeta uşağı durumuna düştü. Ancak özgürlüklerine düşkün bazı Gotlar var, onlar yanımıza sığındılar. Böylece onların hakkında ilgi çekici çok bilgiler edindik. Attila'ya yakın olan Ostrogot kralı Valamir'in çevresinde bizim adamlarımız var. Böylece Ayşısun iç savaş sırasında Roma ordularının gelecekteki başkomutan gibi davrandığını da biliyoruz. Onun, dostu Jan'ın zafer kazanması halinde Hun paralı askerlerin Romalı atlı birliklerin yerini alacağı konusunda yemin ettiğini biliyoruz. Ayrıca Hunların yardımıyla bir süre sonra Roma İmparatorluğunda iktidarı ele geçirmeyi deneyeceğini de göz ardı etmiyoruz. Salviyen de ona Hunlarla geçirdiği günleri ve yolculuğu sırasındaki gözlemlerini anlattı. Theodoric onun anlattığı Attila'nın uluslararası durumlarla ilgili yaptığı tahlillerini ve Pax Hana Romana konusundaki fikirlerini ilgiyle dinledi. Sonra o da fikrini söyledi. Bütün bunlar havada uçuşan fikirler, hatta gerçekleştirmesi zor. Kral Atolf de İtalya'daki zaferlerimizin ve Roma'yı işgal etmemizin ardından Romalıların yerine Vizigotları getirerek imparatorluk içinde egemen bir ulus oluşturmak istiyordu. Ancak o tarihlerde Gotlar iyi organize olmadıkları gibi yasalara karşı da saygılı olmaya alışık değillerdi. O zamandan bu yana durumlar çok değişti ve gittikçe düzeliyor. Denetimimiz altındaki bölgeyi daha da genişleterek daha geniş topraklarda yasal bir düzen kurmayı biz de istiyoruz. Sonra gülümseyerek Romalı subaya döndü. Ancak bizim Ren bölgesindeki ayaklanmaya meyilli sınırları korumaya almak gibi bir arzumuz olmadığı gibi Galla Placidia'nın ve Atolf'in hayalini kurduğu bir Pax Gotica Romana hevesinde de değiliz. Bunun için çok önemli gayretler göstermek ister. Bunu ancak durumlar kritik bir hale geldiği ve başka çekiş yolu bulamadığımız zaman düşünürüz. Bugün Vandallar Galla Placidia'ya karşı ayaklanan Kont Boniface tarafından Afrika'ya davet edildiklerini söylüyorlar. Bu haber Salviye'nin canını sıkmıştı. Theodoric bunun farkına vardı. Kraliçeyi koruyacağız. Ordumuz onun emirlerine hazır bekleyecek.
Aslında Ravenna'da yapılan anlaşma gereğince benim imparator yardımcısı olduğum ve egemenliğim altındaki toprakla yöneteceğime dair maddeler statükomda bulunuyor. Romalı memurlar sivil iktidarı yürütmeyi sağlıyorlar. Ancak bizim Galyalı sorumlularla daima karmaşık ilişkilerimiz bulunuyor. Üzüntü dolu düşünceler içinde olan Salvien dalgın bir şekilde Visigoth kralının güncel sorunlarla ilgili anlattıklarını dinliyordu. Ama kralın silahlı kuvvetlerinin kullanımı ve daha başka bahanelerle bütün vergi gelirlerini hazinesine aktarmak ve egemenliği altındaki toprakları genişletmek istediğini anlamıştı. Yemek sona ermişti. Theodoric Salvien'i sosyete oyunlarına katılmaya davet etti. Kral değişmişti sanki. Zarları gelişi güzel atıyor, taşlara yer değiştiriyor. Herkes de sanki arkadaşlarıymış gibi şakalaşıyordu. Karşısındaki oyuncular önce ona direnir gibi oldular ama daha sonra onun kazanmasına göz yumdular. Salvien de yenilenler arasındaydı. Zira bu gibi oyunlarda kazanmak için yeteri kadar kuvvetli değildi. Ondan sonra bordolu bir Romalı senatör kralla oynamaya başladı. Son derecede neşeli olan senatör kralla Gotça konuşarak şakalar yapıyor, onunla alay ediyordu. Ama sonunda o da teslim oldu. Son derece memnun olan kral senatörün gülümseyerek kendisine uzattığı bir belgeyi hemen imzaladı. Salvien o anda Aishus'un subaylarının anlattıkları hikayeleri hatırladı. Akitanya'da bazı Galya-Roma karşımı asiller Gotların ahlakını bozarak yolsuzluk yapmaya alıştırmışlar ve bu suretle kendilerine bir vergi cenneti yaratıp zenginliklerini arttırmışlardı Salvien. Saraydan çıkarken sam saçlı, mavi gözlü, Yunan tanrılarına benzeyen dev yapılı. Ama postlara bürünmüş muhafızlar tarafından kapatılan kapıda kralın öğleden sonra yapacağı kabulde huzura çıkmayı bekleyen Romalıları ve Gotları gördü. Birkaç gün sonra Salvien kraliyet av partisine katıldı. Av sırasında Gotların kullandığı ok ve yayların Karadeniz bölgesinden gelmiş olmalarına karşın Hunların ok ve yaylarından daha değişik olduğunu fark etti. Got kralı yay taşımıyordu. Bir av gördüğü zaman elini uzatıp yanındaki hizmetkarının yayını alıyordu. Kendi yayı gevşek bırakılmıştı. Salvien'e sanki yayın zayıflığı gösterilmek isteniyordu. Romalı Onegis'in sözlerini hatırladı. Hun yayı daima sert ve gergindir. Batılıların yaylarına oranla daha dirençlidir. Kirişi de daima gerginliğini korur. Gotların ve Galyalıların yayları sadece savaşlarda kullanılmadan önce gerilir. Bundan amaç yayın performansını uzun süre korumaktır. Daha sonra Orestin açıklamalarını da duyar gibi oldu. Romalı mühendislerin Hun yaylarına benzer yaylar elde etmek için yaptıkları bütün uğraşlar ve girişimler başarısız oldu. Theodoric bir ayağını yayın üzerine koydu, kirişini yerine oturttu ve sonra yayını gerdi. Hizmetkarı ona bir ok verdi, o da bu işteki ustalığını ve nişancılığını gösterdi. Gotlar uzun yıllar Hunlarla birlikte yaşamış olmalarına karşın acaba neden onlarınki gibi parçalardan oluşan, daha güçlü ve oku daha uzağa fırlatabilen yaylar yapabilmek için bu işin sırlarını öğrenememişlerdi. Bu soru Salvien'in kafasının içinde dönüp dolaşmaya başlamıştı. Bu soru onu Got kralının muhafızlarından ve en iyi okçularından biri olan Hristiyan'la tartışmaya kadar vardırdı. Gotlu subay düzgün ve hemen hemen hiç aksansız bir Latince ile anlatmaya başladı. Ben de bunu düşünüyordum. Gotlar her zaman gururludur ve kendileriyle iftihar ederler. Salvien onun sözünü kesti. Latinceyi bir Romalı kadar güzel ve düzgün konuşuyorsunuz. Gururu okşanan Hristiyan gülümsedi. Annem Lucia bir Romalıydı.
Galla Praesidia'nın sarayında hizmet ediyordu. Roma işgal edilince onunla birlikte esir düştü. Babam ise Alarik'in ordusunda subaydı. Sonra açıklamalarına devam etti. Gotlar kendi yaylarında birçok değişik ve ilgi çekici nitelikler bulurlar. İlk olarak yağmı son derece basittir. Hristiyan bir parmağım kıvırdı. Salmiyel Oneges'in Hun yaylarının yapılışındaki karmaşıklığı bir kere daha hatırladı. Hun yaylan birçok parçanın bir araya getirilmesiyle oluşur. Yapımı birkaç sene bile sürebilir. Ve ustalar bazen aynı ağaçtan sadece iki yay gövdesi çıkarabilirler. Daha sonra boynuz gövde birleşmesine sıra gelir. Kullanılan kirişler kesilir, kurutulur, ince şeritleri A, Y, N, Ş, T, M, L, I, R. Bunlar sonra sıcak tutkala batırılır, sonra yayın sırt tarafına kat kat sürülür. Sonra kuruma süresi başlar, 6 aydan 1 yıla kadar geçen sürede kiriş çeker yaya çift taraflı bir eğrilik verir. Got subayı ikinci parmağını da kıvırdı, birleşimli yaylarda. Rutubet ve mantarlar tehlikelidir. Halbuki basit yaylar nemli ve yağmurlu iklimlerde bile rahatça sorun çıkarmadan kullanılırlar. Salmiyen itiraz etti. Ama bunlar yaylarının üzerini ağaç kabuğu ve deriyi yapıştırarak koruyorlar, hatta bazen üzerlerine cila da sürüyorlar. Onu dinlerken Hristiyan üçüncü parmağını da kıvırdı. Bu yüzden onların yaylarının yapımı son derece karmaşık olduğu gibi sadece iyi donanımlı atölyelerde ve gerçekten deneyimli ustalar tarafından yapılabilir. Örneğin Gotların yayının kirişi koptuğu zaman kim olursa olsun herkes rahatlıkla değiştirebilir. Bu doğru, onu yerine koyup kirişi atıştan önce geriyorsunuz. O zaman da kolayca değiştirmiş de olursunuz. Oysa Hunların birleşimli bir yayının kirişini değiştirmek çok zordur ve özel aletler ister. Bu nedenle Hunlar kirişi kopan yaylarını tamir atölyelerine göndermek zorunda kalıyorlar. Bazı Hunlar şimdilerde kullanması çok daha kolay olan got yaylarından yedek olarak edinmeye başladılar. Ayrıca got yaylan bileşik olmadan sadece iki katlıdır ve birbirine yapışık değildir. Roma ordusundaki okçuların müttefik askerlerinden oluşması dolayısıyla Salmiyen o güne kadar eline hiç yay almamıştı. Bu nedenle anlatılanları hep şaşkınlıkla dinlemek zorunda kalıyordu. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Gotlu subay ona yayını gösterdi. Bakın, bu porsuk ağacından yapılmıştır ve biri sert ve biri de daha az sert iki tabakadan oluşuyor. Salmiyen bağırdı, çok ilgi çekici. Mutlak üstünlüğün nadiren var olduğu bir gerçekmiş. Hristiyan belirtti, Romalılar ender olarak sizin gibi düşünüyorlar ve her yerde kendi üstünlüklerinin işaretlerini arıyorlar. Kendi gelenek ve göreneklerini, alışkanlıklarını taklit etmeyen halkları görünce şaşırıyorlar, hatta bazen onlardan nefret bile edebiliyorlar. Hun yaylarının üstün niteliğini inkar edemem. Hatta bizim piyadelerin kullandığı büyük yaylarla bile kıyaslanamaz. Ama Gotlar Hun süvarilerinin üstünlüğünü kabul ediyorlar. Hatta aralarından birçoğu artık Hun süvarileri gibi başlarına miğfer giymeye, ağır silahlar taşımaya, zırhlı uzun eteklikler giymeye başladılar.